Bilgiler Birliği tabii önemli bir kurumdur. Sizler de tabii Bilgiler Birliği'nin önemli yardımcı, etken ve bize her zaman yol gösteren kurumlardansınız. Onun için ayrıca teşekkür ederiz. Tabii Tabipler Birliği'nin sürekli değişen koşullara göre hekimlerle ilgili yasaların da değişmesi gerekir. Dolayısıyla bu yasaların güncelliğinin yapılması bizim açımızdan çok önemli. Sizler de bu konuda bize yardımcı olduğunuzu biliyoruz. En son bir yasa değişikliğimiz oldu. O bizim açımızdan önemli bir değişikliktir. Ancak tabii devam eden tüzük değişikliklerimiz var. Mevcut ilerlemesi gereken, sonuçlanması gereken yasalarımız var. Tabii bunlar hep bize günlük yapılması, yani zamanında yapılması gerekiyor. Çünkü diğer türlü günlük koşulların gerisine düşüyor ve bizde sıkıntı yaratıyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi benim de üyesi olduğum Tabipler Birliği 1950'li yıllarda kurulmuş ülkenin en köklü meslek örgütlerinden bir tanesi. Sivil toplum örgütü sadece ülkedeki sağlıkla, hekimlerle ilgili değil, ülkenin genel sorunlarıyla ilgili de görüşler ortaya koyan bir saygın sivil toplum örgütü. Biz demokrasimizin güzelliği olduğuna inanıyoruz. Sivil toplum örgütlerimizin varlığı ve sesini duyurması, bu konuda da tabii ki toplumsal değerlere saygılı, evet, toplumsal kimliğe saygılı bir şekilde yürütülen her türlü çalışma, eleştiri bu toplumda değer bulur, değer kazanır. Ve biz diyoruz ki demokrasinin köşe taşlarıdır sivil toplum örgütleri. Yasalarla ilgili de ifadenizde Kıbrıs Türk Tabipler Birliği yasası meclisimizden geçti ama biz bir yasayla yönetilen bir hukuk devletiyiz. Ve yasalardaki eksiklik bireye olumsuz yansır. O yüzden bu meclisimizin görevi erken bir zamanda bütün yasaları revize etmek ve çağa uygun bir şekilde geçmesini sağlamaktır. Ha, bu konuda sürekli öz eleştirimizi yapıyoruz. Beklenen hızda mıyız veya yaptığımız yasal değişiklikler her zaman nitelikli yasal değişiklikler mi? Bu konuda öz eleştiri yapıyoruz ve burada çıkış yolu arıyoruz. Evet. Ve son işte bir çalışma tamamlanmak üzere. İnşallah o çalışmamız tamamlandıktan sonra da bir konsensusla bir hukuk komisyonu oluşturup bütün ülkedeki revize edilmesi gereken, çağdaşlaştırılması gereken veya yeniden hazırlanması gereken yasaların güzel bir yasama diliyle nitelikli ve hızlı hazırlanması için çalışacağız. Sağlık da biliyorsunuz yasal boşlukta olan ve maalesef günü yamalamayla, el yordamıyla, hekimlerimizin özverili çalışmalarıyla giden bir sistem. Sistemsizlik en verimli hekimi, en çalışkan kişiyi maalesef içinde bir noktada eritir ve bütün çabasına rağmen eleştirilerin hedefi olur. O yüzden biz diyoruz ki önce sistem, ki hem hekimimiz hak ettiği değeri bulsun, hem de hastalarımız, bizden hizmet bekleyenler de gerekli layıkıyla sağlık hizmeti alabilsinler. Bu konuda ancak hep birlikte çalışırsak, birlikte katkı koyarsak başarabileceğimize inanıyorum.